Efendim ekonomi dedik, tıp dedik, baş ağrılarından bahsettik. Biraz da teknoloji diyelim ve sevgili Bilal Eren'e kulak verelim, Dijital Hayat TV koordinatörü. Bilal Eren hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, kolay gelsin. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Koşturuyoruz. Güzel haberler var, onları vereceğim. Buyurun. Ülkemizden bir haber var. Hemen onunla başlayalım. Bu hafta bilişim vadisinin temeli atıldı Türkiye'de. Gebze'de. Bu Silikon Vadisi hep konuşuluyor. Böyle bir şey yapılabilir mi? Böyle bir atmosfer oluşturabilir mi? Böyle bir başlangıç yaptık. Evet. Sayın Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın temel atma töreniyle başladı. 100 bin kişi istihdam edilecek burada. 5 bin tane Ar-Ge firması olacak. 2 sene içinde bitirilmesi planlanıyor. İnşallah bir inşaat projesinden ziyade atmosferiyle beraber Silikon Vadisi olur ve müthiş projeler üretilir. Öyle umuyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Bunu söylemek isterim. İkincisi Facebook'tan bir özellik geldi Facebook'a. Şimdi Amerika ve Kanada'da ama yakında Avrupa ve Türkiye'de de yayına girecek. Kayıp çocuklar için bir buton olacak. Ebeveynler özellikle bunu dinleyebilir. Hani ilgilerini çekebilir. Kayıp çocukların bulunması için geliştirdiği sistem önemli bir inşaattan Facebook sistemini yaymaya başladı. Kaçırılan ya da kayıp olan çocuklar için haber kaynağı sekmesinde duvarında alarmları yer veren sistem. Orada bir buton olacak. Bilgileri topladıktan sonra tüm arkadaşlarınıza bu buton yayılacak. Arkadaşlarınız da onu beğenmesi durumunda, önermesi durumunda onların da arkadaşlarına yayılarak büyük bir büyük bir tabana doğru yayılmış olacak. Tabana doğru yayılacak. Hatta bir örnek de oldu geçen hafta. Kanada'da, Quebec'te bir hastaneden kaçırılan çocuk için Facebook'tan bu butona basıldı ve bebek bulundu, ailesine teslim edildi. Facebook'un sayfasında bu haberleştirilmiş, verilmiş. Böyle de bir gelişme olmuş. Ben hani sosyal medyanın güzel yanlarından biri olarak görüyorum evet, bunu. Evet, evet. Böyle ciddi bir şeyde panik anında ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz anda bize çok yardım olabilir. Evet. Periskop'tan bir haber var. Biliyorsunuz geçen hafta anlatmıştık. Twitter'ın Periskop diye bir uygulaması var. Canlı yayın yapabildiğimiz. Sadece telefonumuzdan, hiç kameraya, stüdyoya, ekipmana, bir efora ihtiyaç duymadan telefonumuza indirdiğimiz uygulamayla bulunduğumuz yerden canlı yayın yapabileceğimiz bir uygulama. Bunun Android versiyonu da geldi. Yani sadece iPhone, Apple versiyonu vardı. Android versiyonu da yayına girdi. Artık Android akıllı telefonlarına sahip olanlar da Periskop uygulamasını kullanabilecek ve canlı yayın yapabilecekler. Böyle güzel bir haber var. İngiltere'den bir araştırma sonucu var. İlgi çekebilir. Yaklaşık 2000 kişi üzerinde yapmışlar. Sosyal medyayı özellikle mobil cihazlardan takip edenler için orada şiddet içeren görüntüleri sık sık izlediğimiz zaman biliyorsunuz 6 saniyelik veya 16 saniyelik videolarda loop özelliği var. Yani devamlı siz bir şeye basmadan devamlı dönüyor. Evet. Bu görüntüleri tekrar tekrar izlediğimizde şiddet içeren görüntüleri bazı insanlarda stres bozukluğu PTSD hastalığı yani internetik videolar travma sonrası stres bozukluğu hastalığı deniyor yayılmış. Ve böyle bir 2000 kişide yapılan araştırmada %50'sinden fazla kişide bu tanı konulmuş ve dehşet uyandıran video görüntüleri izlenmemesi tavsiye edilmiş. Bu araştırmayı yapan doktor şöyle bir uyarısı var. Nasıl diyor televizyonda görsel medyada bazı uyarılar çıkıyor. Biliyorsunuz filmlerde 18, 16, 14 evet, evet, gibi. Evet. Sosyal medyada böyle içerikler için de sosyal medya şirketlerinin bir logo koyması veya bir uyarı yapması, bir buton vesaireyle uyarı yapmasını öneriyor. Güzel bir öneri. Hani burada 16 yaş veya 18 yaş veya işte şiddet içeren görüntü amblemi veya logosu koyarak dikkat ettirebilirler. Bu videoları açmamalarını sağlayabilirler ve uyarabilirler diyor. Böyle bir araştırma yapmış. Rusya'dan bir haber var. Rusya'da ilginç bir protesto yapıldı. Çeçenistan'da ilginç de bir şey. 42 yaşındaki bir yerel emniyet müdürü 17 yaşındaki bir kızla evlenince Rusya'da, tüm Rusya'da Instagram'da Rus kadınlar yüzlerini buluşturarak fotoğraflarını çekip bunu protesto ettiler. Yaklaşık 2 milyon fotoğraf çekilmiş Instagram'da. Bu olay protesto edilmiş. Yani yüzlerini buluşturarak Instagram fotoğraflarını paylaşmışlar. Böyle bir haber var. Yine web sitemizde haber yaptık. Seçim yasakları dolayısıyla detaylara girmeyeceğim ama 4 tane barajı geçme potansiyeli olan partimizin teknoloji ve internet vaatlerini biz web sitemizde inceledik, bir dosya hazırladık ve oradan
ulaşabilirler dijitalhayat.tv'den. Dört partinin eğer iktidar olurlarsa teknoloji ve internet konusundaki, ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Neler yapacaklarını tek tek açıklamışlar. Ücretsiz internetten tutun bilişim vadisi projelerine kadar. Tavsiye ederim buna bakmalarını. İnternette Google'dan da aranabilir. Bu dosya bulunabilir. Ayrıca bu akıllı telefon uygulamaları ve mobil lisenin hayatımıza neler kattığını yarın TRT Radyo'da konuşacağız bir uzmanla. Bu konuyu merak eden dinleyicilerimiz bizi dinleyebilirler saat 3'te. Mobil cihazların hayatımıza nasıl bir etkisi var? İşte günde şöyle bir araştırma var. Günde ortalama bir insan 18 defa telefona bakıyormuş. Ki bu herhalde ben mesela daha fazla bakıyorum. Her boşlukta, her ortalama, arabada. Ortalama 18 defa. Bu kadar hayatımıza girmiş bir cihazın nasıl etkileri var teknik olarak, bunu konuşacağız. Yarın 3'te TRT Radyo Dijital Hayat programında izleyenleri, dinleyenleri tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz şekilde hayatımıza girmiş durumda telefonlarımız. Şuradan belli. Herhangi bir şekilde kolay kolay unutmuyoruz da evimizin anahtarını unutuyoruz, arabamızın anahtarını unutuyoruz, telefonu kolay kolay unutmuyoruz. Ama aynen, olur da unutursak inanılmaz aciz hissediyoruz kendimizi. Paniğe kapılmış vaziyette, aciz, sahipsiz, sanki dağ başında bir başına. Yani acaba başka hiçbir şeyde bunu yaşamamıştır belki insan olduğu. Yani mutlaka araştırmalara konu olacaktır üniversitelerde. Evet. Yani aracı dediğiniz gibi anahtar. Veya belki işte sevdiğimize evden çıkarken, iş yerinden ayrılırken, iş ekibi arkadaşlarımıza, ailemize bir hani selam vermeden, çünkü geri dönüp dönemeyeceğimiz de belli değil. Hani insan hayatı olarak konuşuyoruz. Selam vermeden gidebiliyoruz, bunu unutuyoruz. Belki geri dönmüyoruz tekrar ama bu telefon için geri dönüyoruz. Bu tabii çok tarihi bir şey yani. Bunu değişik bir olay. Bunu herhalde araştırma konusu olacaktır. Sanki biraz daha böyle teknolojik olaylara alıştıktan sonra ya da nasıl diyelim, modern dünyanın nimetlerine alıştıktan sonra bir adım geriye dönmek bile çok zor geliyor. Bugün şöyle bir şey başımdan geçti. Kabataş'a yanaşmak üzereyiz Kadıköy vapurunda. Karşımda oturan çok kibar bir hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi, Taksim'e nasıl gideceğim dedi. Dedim ki hemen iner inmez Kabataş'tan finikülere binip Taksim'e çıkacaksınız. Nerede filan, ben dedim size yardımcı olurum, ben de Taksim'e çıkıyorum. Sonra kadıncağızla sohbet etmeye başladık. Her yere arabasıyla gittiği için, arabasını almadığı bir gün İstanbul'da kendisini tamamen şehre ilk gelmiş bir garip kimse gibi hissediyor. Yani hangi toplu taşıma aracını kullanacak, nereden nereye nasıl gidilebilir, işte bilet nereden temin edilir, ne yapılır, tamamen sudan çıkmış balığa dönüyor. Evet, çünkü doğru. Modern dünyanın kendisine vermiş olduğu bir nimetten öylesine fazla faydalanıyor ki bir an için onsuz kaldığında alternatif bulma şansını yakalayamıyor. Evet. Telefon da bunun gibi biraz. Bir de sanırım bu cihaz bizim biraz uzvumuz gibi olmuş durumda. Yani telefon işlevini görmediği için birçok işlemi buradan yaptığımız için hayata katılıyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Mailimize bakıyoruz, işte bir şey söylüyorlar mesela, şu gün şu saat bir dakika ajandama bakayım diyoruz, yine telefonumuza başvuruyoruz. Gazeteyi oradan okuyoruz, köşe yazısını oradan okuyoruz. Yani sadece telefon özelliği olmadığı için çok şey ifade ettiği için belki bizim için kendimizi eksik hissedebiliyoruz. Dediğiniz gibi bir takvim, işte yapacağınız işleri yazdığınız bir takvim aklınızda tutmuyorsunuz ama telefonunuza yazıyorsunuz. O akıllı cihazda ve oradan kontrol ediyorsunuz dediğiniz gibi. Evet. Yani çok şey ifade etmesi, bizi çok şey ifade eden şey bizi tabii daha çepeçevre sarıyor ve hiç vazgeçilmez oluyor. Farkında olmadan böyle, kuşatıyor bizi. Böyle psikolojik ve sosyolojik disiplinlerin alanına girip bir yorum yaptık ama ama öyle yaşadığımız bir şey bu. Haftanın haberleri bunlar. Haftaya tekrar sizinle beraber olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilal Eren. Kolay gelsin. İyi yayınlar.